Bugün Alihan'la bir günlüğüne aslan bakıcısı olacağız. Besleyen biberonla beslemiş bakıcıları. Ama yine de aslan olmaları insanı biraz ürkütüyor. İmzalamamız gereken bir evrak var. Bu evrak herhangi bir zarar bize gelmesi durumunda işletmenin mesuliyet kabul etmediğini içeren ve tamamen kendi rızamızla içeriye girmeyi istediğimiz bir kağıt. Şimdi onu imzalayıp büyük aslanların yanına gideceğiz. Aslanlarımız oyun amaçlı veya günlük durumlarına göre ısırma ve çizme eğilimi gösterebilir. Tüm sorumluluk kafesin içine giren misafire aittir. Tesis içerisinde ve kafeste oluşabilecek maddi manevi bütün hasarlardan işletmemiz değil, içeri girmeyi kabul eden misafirimiz sorumludur. Bugün Ankara'da Afrika rüzgarlarının estiği efsane bir yerdeyiz. Aman sen bak kurtardı, gördün mü beni? Valla açık söyleyeyim biraz da gerildim. Ben şu an aslanların bakıcılarının girme dediği yere girmek istiyorum. Bak. İlk kez aslanlarla aramızda hiçbir şey olmadan şöyle durabiliyoruz. Evet, şimdi aslanların yiyeceğini bu arabaya koyacağız. Şöyle yiyeceği eti göstereceğiz ki birazcık hareketlenip heyecanlansınlar. Gel. Ne sevdiğiniz yemek. Gel şu ete bak. Kemik sadece, kemik et yok bunda. Gördün mü? Gel. Harun'un aslanlarla olan mücadelesini gözlük takıp izlemek istiyorum. Oğlum olaya bakar mısın ya? İçeride bir sürü aslan var ve ben şu an şuradayım şöyle. Erdoğan oyun orada. Selamun aleyküm. Arkadaşlar. Elini at alttan. Böyle mi lan? Çekler. Emzirme odası nerede buranın? Bir bakar mısın? Elimizdeki daha iyi. Yani normalde mesela bir kedi, normalde alırsın şöyle, yavruysa kalır böyle. Benim mücadelemi siz görmediniz. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Bugün Ankara'da Afrika rüzgarlarının estiği efsane bir yerdeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi Berkem Aslan Diyarı'ndayız. Burada bir sürü aslan var, yani bir tane, iki tane, üç tane değil. Yani kaç tane var ya acaba? 1, 2, 3 tane değil, tam 16 tane aslan var burada. Şöyle ilerlediğimiz zaman mesela bakıyorum, gerçekten o kadar cana yakın bir şekilde duruyorlar ki, bak şuna bak Alihan. Bir de ona sor. Bir aslana ilk kez, bu yani daha önce geçtiğimiz videolarda birçok aslanla bir araya geldik ama ben ilk kez böyle bir aslana kıt diye alıyormuş ya. Dokundun mu? Şu kadar yakın. Harun parmağını seviyor musun? Aynen, parmağım, gitar da çalıyorum ama. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konseptinden bahsetmek istiyorum. Bugün Alihan'la bir günlüğüne aslan bakıcısı olacağız. Soner burada yoksa biliyorsun, Soner'in yerine Tayin, ben ilk seni atarım. Sen bana kamerayı ver, suyu eline al. Eğer sağ bacağın, sağ elin, kolun bir yerin zedelenirse ben de onu fotoğraflayayım. Soner'e de buradan sağ ol, selam. Allah razı olsun. Ben de onu fotoğraflayayım. Aynen. Şimdi ilk yapacağımız şey nedir? Önce şimdi sularını verelim abi. Hadi bakalım. Sularını önlerine mi dolduracağız? Evet. Bunlar kaç aylık şu an gireceğimiz? Bunlar şu an 1 yaşındalar. Ve şöyle hani abartısı yok bu işin. Bildiğimiz normal doğadaki vahşi aslanların şu an yanına girdik. Şu niye öyle kötü kötü bakıyor? Yok, o Diablo en sakin. Diablo'yu meşhur videodan herkes biliyor galiba, Diablo. Bunların dedin ki Ali, en tehlikeli durumları dedim bu aslan. Şu çok kötü bakıyor ya. Şu an tanımıyor çalışıyor. Elinde bir de su var. He, sudan dolayı. Elini çekse de doldursam. Şöyle. Diablo. Şey yaparım belanı he. He, alışkın mı? Oo. Diyordur şu bakıcıyı alın şuradan, bana böyle bakılsın istemiyorum. Al hadi al, suyunu iç. Matilda'ya diyordun Harun, iç suyunu. Suyunu iç, hadi suyunu tuvaletini. İç diyordun. Doğrudan fiziksel temas yapabiliyor muyuz bunlarla? Gözlükten dolayı mı yapıyor acaba? Gel. Evet. Oğlum et arabasını biliyor. Orada yemek verdi arkadaşımız. Arabaya geldiler. Alihan gerçekten muazzam bir hissiyat değil mi? Bak Ala Türkiye olarak birçok aslan videosu çektik. Birçok böyle yere gittik ama ilk kez aslanlarla aramızda hiçbir şey olmadan şöyle durabiliyoruz. Evet. 6 tane aslan var burada. Aslanların yanında şöyle durabiliyorum dedi. Bence göz göze gelmediğin için. Aynen. Gelsen saygı duruşuna geçersin. Ama evet, şimdi şöyle rahatta duruyoruz. Aslında göz göze geldiğiniz zaman şöyle durasınız geliyor. Aynen. Yani. Şunu yapasınız hemen durursun. Geliyor. Namaza durur gibi. Mesela en uysalları hangisidir aralarında? En uysalları Diablo. Bir de sen tanıyabiliyor musun? Nereden tabii tanıyorsun mesela? Bana göre hepsi aynı geliyor ya şu anda. Belli bir özellikler var. Bir de doğumlarından beri yanında olduğum için. Ortadaki Diablo, Maya, Herkül, Simba, arkada Zeus var, en arkadaki de Nala. Diablo hanginizdeniz Diablo? Kulağı ısırmaya çalışan mı? Şu mu Diablo? Sevebiliyor direkt mu? Tutabilir miyim şöyle? Tabii. Gel.
Ya bir ses yapma ya. İşte onu diyorum ya, göz göze gömeceğim. Şşt, gözleri çok aman, güzel ya. Aman sen bak, kurtardı, gördün mü beni? Bunlarda bir takımlaşma da var herhalde değil mi? Anında hemen... Arkadaşların ikisi dişi. Dişiler genelde bunlara... Kapıya doğru yanaş. O yüzden. Bu Simba mı? Evet. Dikkat et. Oğlum. Direkt çiziyor mu? Tırnağını çıkartıp oynuyor değil mi? Aynen böyle işte. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, aslanların yerlerinin değiştirilmesi gerekiyormuş. İki tane aslanı alacağız buradan. Karşıdaki kafese götüreceğiz. Ama kucağımızda götüreceğiz tabii. Öyle bir farklılık var. Oğlum. Gel buraya. Hani bir refleksle hemen kurtarıyor ya beni. Siz ikiniz o zaman büyükleri tutun, biz küçüklerden birer tane alıp çıkalım Alihan'la. Aynen öyle yapacağız. Düşecek gibi falan olursa hap biraz baskı yapın. Ben bırakmam ki, ısırsa da bırakmam. Ela gel buraya. Ananı. Yani davranma. Diablo. Gel 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 gel. Gel. Düzenli bilerek ağzına sokmuyor. Vallahi açık söyleyeyim, biraz da gerildim. Besleyen biberonla beslemiş bakıcıları. Ama yine de aslan olmaları insanı biraz ürkütüyor. Artık ben de bir aslan bakıcısıyım, söylemiştim size. Tamam, gördün mü? Götürmeyeceğiz. Bırak. Bunu almaya çalışıyorum. Sen bırak. Şu şekilde, bir eliniz koltuk altında, bir eliniz şuradan. Sizi hiç tarafa dönemez. Bu eliniz aynı şuradan. Şuradan. Ha, bir elimi buradan. Ha, aynen öyle. Şurada durma, elimi şurada durma. Bir yere gittim ben. Bir git bir şuradan. Ne kadar mücadele ettik ya. Şöyle tutabilir miyim? Şöyle. Aynı şekilde tutacaksın. Miyavlamıyor, havlamıyor. Öyle bir ses çıkartıyor ki şuranız titriyor yani. Çatır çatır bir ses geliyor böyle. Ya tabii ki de normal bir hayvan gibi kucağına alacak birçok insan vardır ama ben şahsen biraz şey yaptım, böyle bir değişik oldum. Ya ben aldım, böyle tuttum ama yine de şöyle bir dönse. Şu anda her gün onlara yem ve su veren bakıcıları bile düşünüyorlar nasıl alsak diye. Kucaklarını alıp bu kafesten öbür kafese götürecekler. Onlar bile zorlanıyor şu anda. Alihan, peki sence neden kucaklarını alarak götürüyorlar? Ya çünkü burada aslanlar doğdukları ilk andan itibaren kucaktalar. Yani insanlarla iç içeler. Sürekli bir iletişim halindeler. Bu iletişiminde bence diri kalabilmesi için bakıcıları da bir kafesten bir kafese kucaklarında taşıyorlar bence. Ben şimdi şöyle bir iddiada bulunmak istiyorum. Ben bu yavruyu buradan çıkartırım. Eline sağlık. Aslanlara fısıldayan adam sahaya girsin istiyor musunuz? Girsin, buyurun. Ama önce diğerlerinin hepsinin çıkması lazım. Yok yok. Peki şimdi oluşabilecek riskler nelerdir? Şimdi olan olay sadece bu mudur? Şuradaki yırtık mıdır? Tektir, ne bu? Tamam, o zaman beş nasılsa tamam. Nasılsa Selçuk'un polar. Tamam, sen polar Selçuk'un. Selçuk polar yırtılabilir mi? Hadi o zaman. Hadi bismillah. Giriyorum bu... içeri. Siz bulabilecek misiniz daha doğrusu? Almadan önce. Bir tanesini alır çıkarım ya, ne olacak? Harun'un aslanlarla olan mücadelesini gözlük takıp izlemek istiyorum. Bir tanesini alıp çıkayım rastgele herhangi bir... Ama diğerleri kaçarsa... Hadi Diablo olacağız da biz. Bizim işimize yarayan şu an o. İçeri girince beni göstereceğim. Ama ben şimdi içeri... Ama lan o kadar madem iddialaştın niye yani soru soruyorsun yani? Hepsini alıp çıkman lazım. Oğlum olaya bakar mısın ya? İçeride bir sürü aslan var ve ben şu an şuradayım şöyle. Erzane oyun orada. Hadi Diablo gelecek. Yani şu baştaki Diablo Harun. Tut Diablo'yu. Tasmayla götüremiyor muyuz? Diablo en büyük. Valla ben onu bunu bilmem. Bir tanesini alır kaçarım direkt. Kral sen kapıda bekle de. Ben hemen hızlıca kaçacağım, tamam. Bir tanesini alacağım, kaçacağım. Harun Diablo'ya arkasından yaklaş. Diablo aynı zamanda bunların da lideri. Harbi mi? Alfa mı? Alfa. Ha Alfa, bu grubun alfası şu an Diablo. Aynen. Acun Ilıcalı'nın elini ısıran da bu boyda bir şey değil miydi? Diablo değil mi? Evet. Ben bir şey yapmıyorum ki şu an, geziyorum ben içeride. Diablo'yla alakam yok benim. Ay benim de ağrıdı ki. Ana şey, geyik koş, geyik var orada. Diablo şey var, tavuk var, koş. Ha mama vermişler. Ay dört yavaş. Elini at altta. Ya bir, oğlum yapma ya. Vallahi bak şimdi at tabii. İşte şimdi oldu. Tansiyon, nabız 380, anılacağım, koş. Aslan terbiyecisi Harun Köybacı, birinci görev tamamlandı. O zaman diğer ki aslanın yanına gidelim de hocam. Alamıyorsun elini, onun kükremesi var ya, o içinden gelen ses. Gibi işte böyle. Aynen, şöyle eline bakabilir miyiz abi? Şurada 5 dikiş vardı.
Bunlar onların hepsi. Sadece abi sen tarafsızsın. Şu kalbimin atışına bir bakar mısın sadece? Sanki buradan atmıyor gibi. O zaman şimdi bebek aslanlarımızı besleyeceğiz. Önce sütlerini hazırlayacağız. Hadi süt hazırlamaya geçelim. Şimdi yavru aslanlarımızı besleyeceğimiz yere gitmeden önce onların mamasını hazırlayacağız. Aynen. Biberonlarımız burada abi. Kaşığımız burada. Devam sütü niteliğinde bir gıda var, değil mi? Bunu nasıl yapıyoruz şimdi? Abi kaşığımız burada. Biberonlarımız burada. Her birine ikişer kaşık koyuyoruz. Her birine tepeleme mi? Normal bir şekilde. Öyle iyi. Şöyle. Bir. Harun. Tadına mı bakacaksın? Aha. Aslan maması yiyen Harun Köybaşı. Tadı güzel. Aslana dönüşecek. Bu ne lan? Tuzlu tuzlu bir şey bu. Evet. Bebek maması hazırlar gibi ya. Aynen öyle. 60'a kadar. Her birine 60'a kadar. Tamam. Koyalım. Erdal Kömürcü'nün babası var ya. Abuzer. Abuzer Kömürcü gibi hazırlayacağım bunu burada. 80 olunca de bana. 80. Evet. Gelsin. Şöyle Harun sıkı şunu. O zaman hadi gidelim bakalım. Tamam evet. Herhalde. Tamamdır. Şu an süper. Opa. Abi vermeden önce bir de kontrol yapıyoruz. Aynı bebeklere kontrol buyursunlar eder gibi. Dileğimize döküyoruz. Şuraya döküyorum. Evet. Dılık. Şu an güzel. Evet güzel değil mi? Beslenme saati. Harun. Emzirme odası nerede buranın? Bir bakar mısın? Şu elimizdeki daha iyi. Bu mudur Ali? Aynen öyle. Yani ormanların kralını şöyle kucakta görmek, biberondan süt içiyorken görmek, hiç aslan öpmedim hayatımda biliyor musun? Öp bir tane. Gel bir tane öpeyim seni. Çok küçüksün ancak bu yaşında öpebilirim. Oh, oh, oh. Kiev yaklaşık 37 gün oldu. 37 günlük bir aslan görüyorsunuz şu anda. Canlı kanlı. Yani peki kaç gün sonra biz bunu bu şekilde alamayacağız elimize? 6 aydan sonra yanına almayacağız müşteriyi. Yani o manada sormadım. Boyut olarak? 1 yaşından sonra daha deminki girdiğimiz hayvanlar 9-10 aylıktı. Ha, 9-10 aylık. O zaman yaşından sonra hiçbir şekilde temas kurmayacağız. 6 aylık olduğu zaman filan böyle yavaş yavaş. Normal kişileri sokmayacağız. 1 yaşından sonra da aslan eğitmenlerimiz yanına girmeyecek. 1 yaşından sonra aslında biz çok biraz önce Diablo'yu falan sevdik. Çok ucu ucuna kurtardık yani. Herhalde değil mi? Peki hocam sana bir şey soracağım. Bunların yeleleri ne zaman çıkmaya başlıyor? 1 yaşından sonra çıkmaya başlıyor. 2 yaşında tamamlıyorlar. Yetişkin bir aslan seviyesine geliyorlar. 1 yaşından 2 yaşına kadar yelelerinin tamamlandığını görüyoruz. Yani normalde mesela bir kedi normalde alırsın şöyle. Seversin köpek yavruysa kalır böyle. Baksana benim mücadelemi siz görmediniz. Yani diyorlar ya mesela tamamen bir insan elinde büyümüş olsa hiçbir şekilde evcilleştirilemez hiçbir mi? Hiçbir şekilde evcilleştirilmez. Ben sadece hayvanı böyle uyuşturma, işte tırnak kesme, diş kesme şeklinde yaklaşanlar var. Tartışmasız karşıyız böyle bir şeye. Ya ben evcilleştirilmesini şöyle biliyorum. Hani kasti olarak birine zarar vermek istemese bile istemsizce zarar veriyor. Yani oyun oynarken bile zarar verme şeyleri var. Sevincini, bu hayvan sevincini seni boğarak bile yaşayabilir yani. Öyle bir potansiyel var değil mi? Tabii. Bu aslanlardaki şey mevzusunu belgesellerden biliyorum. Arkadan yaklaşıp direkt kalçadan ısırdıklarını. Hayvanı yerleştirdikten sonra boynuna saldırıyor. Etkisiz hale getirmek için. Bir şeyi sadece izleyicilerimize göstermek istiyorum. Şey Selçuk, evet, şöyle kitleyecek kadar tutarsan şöyle bir. Şu bir alt şey. Dokusu bak bu çok şaşırttı beni. Anılcan net görebiliyor musun? Bu şey ya 2022 Mercedes ön göğüs. İnceliyoruz oğlum seni inceliyoruz. Erkek evet. Mi bu? Bu erkek. İstersen hayatında ilk defa dokunabileceğin başka bir doku var. Onu da dokundurtabilirim sana. Ondan sordum erkek mi diye gel. Şimdi aslanın. Evet. Şimdi arkadaşlar yetişkin aslanların yanına Harun, gideceğiz. Sana deseler ki iki kapı var. Sağdakinde aslanlar, soldakinde yılanlar. Aslanlar. Aslanlar mı? O zaman ama oğlum yılan çok şey. Geçen bölüm hatırlamıyor musun? Soner'in boynuna dev pitonu 4 yılanın metrelik. Yılanın iki ayaklısından korkacaksın demiş. Efendim? O zaman arkadaşlar şimdi yetişkin aslanların beslemesi yapılacakmış. Şimdi el arabasıyla onların etlerini götüreceğiz, kafeslerin içine koyacağız. Şimdi buradaki aslanlar yavruluğundan beri burada doğup yetişen aslanlar mı yoksa? Bu hayvanlar Balıkesir'den, üretme çiftliğinden gelen hayvanlar. Ama ön tarafta sevdiğimiz, beslediğimiz hayvanların hepsi burada doğup büyüyen bunların yavruları. Bunların yavruları. Aynen. Evet, burada bir tane yeleleriyle birlikte bir erkek aslan görüyoruz. Tesadüf oldu da içeri bir şekilde kaldık içeride. Aslana karşı nasıl bir tavır sergilemeliyiz? Sakin kalmamız gerekiyordu ya. Benim düşüncem abi hani başkası değil ben bile girsem ya aslan bana gelmeden ölürüm zannediyorum. Yani ne yaparsın? İlk yapacağın şey ne olur içeri girdiğin zaman? Fatiha, Sübhaneke. Yani okurum öncelikle. Kulfu. Üç kulfu.
Aynen. Gerçi o öldükten sonra. Ayetel kürsü. Bu hayvan öyle bir antik hayvan ki şöyle büyük olduğuna, kalıplı cüsseli olduğuna bak. Buradan saniyeler içinde diğer kapıya gelebiliyor. Ali, ben şuraya girmek istiyorum. Ya oraya girersek şöyle abi. Nasıl diyeyim, giriş serbest de çıkışına garanti veremeyiz. Oradan bile çekebiliriz. Kağıt imzaladık zaten ya. Tamam, sizlik bir şey yok. Gel. Ama bak şu... Açalım kapıları. Şuraya sadece girebiliyor muyuz? Girebiliriz abi. Ben bütün sorumluluğunu şahsi olarak kabul ederek zaten kağıtla imzaladık bununla ilgili. Ben şu an aslanların bakıcılarının girme dediği yere girmek istiyorum. Yani bunu denemek istiyorum. Aslan da eminim daha önce buraya giren birini görmemiştir. Şirketin diğer yükümlülüklerini ben yerine getireceğim. Kendine iyi bak. Bu zamana kadar Alatürkiye'ye yapmış olduğun destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Gel. Selçuk vedalaş. Selçuk. Allah'a emanet ol. Selçuk, hakkını helal et. Son uçurduğun kuş var ya, onu söktür. Bak çok dikkatli ol ama, bak şimdi dedi ya, o pençesini aradan uzatırsa komple çizer. Çizer değil, tutar içeri alır o. Haa bak, tamam mı, ona göre. Şöyle şu seviyeden gidebiliyor muyuz şöyle, buraya uzanır mı? Yine de sen temkinli ol, hadi bakalım. Aynen. Yani mesela şey, oğlum yemek saati. Gel. Burada delik melik bir şey yok değil mi teller arasında? Evet, görelim. Şu çünkü önünde de et var ya, o da tehlikeli değil mi? Şu anda onu almaya çalıştığını düşünebilir. Bir dakika, şöyle elini uzatsa. Dönüş sıkıntı mı buradan? Bunu bir denesek, şöyle arkamı döndüğüm zaman. Oğlum çok, Alihan çok gergin bir şey. Şuna takılma ha. Bak şurada demir var, koşarken ona takılma. Bak. Harbiden yaptım lan. Ayak atma ya. Aha. Bana gelme. Allah'ını seversen abi, bana gelme. Harun, ben beyaz oldum. Şimdi ben yine burada elim önümde, paşanın önünde gider gibi gideceğim. Sana şunu abi. Nasıl çıkacağım buradan ya? Kafayı bana ver, aslama tarafa alayım. Sen yine giriyorum. Gel. İnce ince gel. Evet arkadaşlar, eldivenlerimizi taktık. Şimdi çerez niyetine önlerine şöyle iki tane çok güzel kırmızı et koyacağız. Tabii elimizle bizzat içeri girip koymayacağız. Ben şimdi şuraya kadar yalnızca biraz önce girebildiğim kadar gireceğim. Dur Harun, ben senin için kapıyı açayım. Belki yine pençe uzatma ihtimali var. Onu görmek istiyorum. Et dışarı düşerse sıkıntı olur. Yüzden içeri atacağız. Bak. Bu kadar yakından yetişkin bir aslan beslemek. Dur. Al. Senin de var. Patin, tekrardan. Şu patini bir göster bana. Aa bak. Yalnız kırmızı et. O da kemiksiz, yağsız, löp kırmızı et yani. Neredeyiz abi? Şimdi şekerin yanındayız. Şeker. Şeker bir vermet mi bana? Soner gibi yiyor beni ya. Çok sert ha, parmakları da. Evet değerli izleyicilerimiz, resmen böyle o belgesellerde izlediğimiz o jungle hayatını burada birebir yaşadık. Bu deneyimi bize sunduğu için Yaşar Kaplan'a ve bizi kendisiyle bir araya getiren Selçuk Adalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Berkem Aslan Diyarı'nın bütün bakımlarını, hayvanların yiyeceklerini, yapılacak her şeyi kendimizce yapmaya çalıştık. Umarım size de keyifli dakikalar yaşatabilmişizdir. Şu anda Berkem Aslan Diyarı'nın kapılarını bugünlük kapatıyoruz ve gece bekçileriyle bu muhteşem 16 tane aslanı ve diğer hayvanları baş başa bırakıyoruz. Bunun gibi içeriklerin devamının gelebilmesi için bizlere destek olabilmek adına YouTube kanalımıza abone olup hoşunuza giden videoları beğenip görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeniz yeterlidir. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.